Uzatma ağrı yaşıyorum. Bu kadar. Gerçekten de öyle. Uzatma ağrı yaşıyoruz. Yani hani maçlarda uzatmalar vardır ya. Bu da bizimkisi yaşıyoruz uzatma ağrı. Yaklaşıyor ömrümüz, ömrümüz son mevsime. Bundan sonraki halim huzurlu, sıhhatli bir yaşam sürdürmek. Sıhhatli bir yaşam. En iyisi o. Ben Şile'nin Ava nahiyesinde, Kurfallı köyünde 1938'de doğdum. Çocukluğum tabii orada geçti, o köyde geçti. İlkokulu orada bitirdim. İlkokuldan sonra terziye başladım, 15 yaşındaydım. 1952'de başladım. 1952'nin Aralık ayındaydı. 58'e kadar orada kaldım. Bir şeyler öğrendim tabii. Oradan askere gittim. Askerde Erzincan'da 2 sene kaldım. Tekrar tezkere aldıktan sonra ben geldim buraya tabii, şeye, köye. Babam dedi ki gitme İstanbul'a. Ben dedim yok olmaz, gideceğim. Ben daha burada durmam dedim hiç. 15-20 gün sonra İstanbul'a gidiyorum dedim. Babam tabii biz çocuk görüyor bizi. Hala çocuk görüyor. Askerliği bitirmişiz, biz çocuk görüyor. Tabii ben düştüm yola, geldim. Bir iş buldum. Bir kadın terzisinde. Çalıştım Beyoğlu'nda. Baktım hoşuma gitmedi. Kadın işleri çok nazlı kadınlar. Yok şurasının şöyle olmamış, şurası böyle olmamış. Ben bu dedim yapamam. Erkek işine ben döneceğim. Bir sene gittim, sonra bir küçük pazarda çalıştım. Aksaray'da kalıyordum o zaman, gecekonduda. 5-6 tane arkadaş vardık yolun içinde. Bir sene kaldım orada. Beğenmedim küçük pazarı. İnsanların şeyini beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim böyle. Dedim ki ustaya, ben dedim bayramdan sonra dedim, böyle bayram geliyor da, bayramdan sonra dedim kusura bakma ben burada daha çalışmayacağım dedim. İş mi buldun dedi, hayır. Yok dedim, iş bulmadım. Yani giderim köye, gelirim, bulurum iş dedim ben. Neyse, tabii zaman geçti, bıraktım gittim. Ustanın yanına gitmeden zaten orada küçük kadar şeye gittim. Beyoğlu'na çıktım, İstiklal Caddesi'ni dolaştım yani. Terzi iş arıyorum. Geldim sonra bir tam tünelin çıkışında bir terziye gittim dedi. Gel dedi. Gel, yarın gel dedi. Pazartesi günü gel dedi. Tamam dedim ben gelirim. Bir hafta çalıştım. Yani sana dedi kaç para vereceğim ben dedi adam. Dedim ki benim işimi gör, ona göre para ver bana dedim. Ben yani ben öyle haksız şey istemem dedim. Hak ediyorsan bana parayı vereceksin dedim. Hafta sonu geldi. Dedi ki ben sana dedi her bir tane ceketten dedi 15 lira vereyim dedi bana. 5 tane ceket bitirsen 75 lira eder. Ben zaten aşağıda 100 lira alıyorum. Dedim 100 lira 120 liradan aşağı olursa dedim ben çalışmam. Başka bir yer bulurum dedim kendime. Oğlum yarın bir gün dedi iş olmaz sonra ne yaparız? O zaman iş olmazsa dedim ben Ava'ya giderim, köyüme giderim, istirahat ederim bir ay dedim, 2 ay dedim. Tamam mı? Tamam mı? Kal dedi o zaman, çalış. Orada 2,5 sene kaldım Ermeni'nin yanında. Ama yani beni de çok sevdilerdi. Yani. Adada oturuyordu benim usta. Adaya, Kınalıada'da gelirdi. 7 dedi mi giderdi, 6-7 dedi mi giderdi evine. Vapurla. Ama ben saat 8-9-10 yerine göre baktım, iş bitecek işler varsa ona göre çalışırdım, ona kadar çalışırdım. O zaman mesai mi yazılırdı? Yok. Sigorta mı vardı? Yok. Hiçbir şey yoktu. Sadece işte haftalığımı çalışırdım. Oradan işte orada 2,5 sene sonra dedim ki usta ben ayrılıyorum. Neden dedi ayrılıyorsun? Dedim ki dükkan açacağım. Dükkan açacağım dedim ama cesareti de ilk geldiğim ustadan alıyorum yani. Gidiyorum bazen onun yanına. Orada en sonunda bana dedi ki artık dedi kendine göre dedi bir yer ayarla dedi ve oraya geç dedi. Orada kendin dükkanın olsun dedi. Akşamcıydı adam ama insandı yani öyle bir insandı yani o kadar güzel bir sanatkardı. Usta öbür usta Ermeni dedi ki bana ne dedi biliyor musunuz? En güzel söz oydu işte. Burada dedi buradan ayrılıp dedi başka bir terzinin yanına gitmiyorsun ya dedi. İleride geride çıkıp gideceksin buradan dedi.
dükkan açıp gidiyorsun, çok memnun oldum dedi Ermeni. Eğer iş yapamazsan, iş bulamazsan dedi, geleceksin benden ceket alacaksın, buradan bitirip getireceksin bana ceketi dedi. Yani o kadar şey yapmış, sevmişlerdi beni. Neticede Kasımpaşa'ya dükkanı açtım işte, orada başladım çalışmaya falan. Benim etrafım, arkadaşlarım da vardı orada. Geyikli sinemasının yan tarafındaydı hemen, biliyorsanız orada Kasımpaşa'yı. 64'te dükkanı açtım, 68'e kadar dediler ki çık biz otel yapacağız. En kötü şey ne biliyor musunuz? Kiracısın ya, çık dedikleri zaman insan böyle cız ediyor derim böyle. Müşterin geliyor sana. Gerçi benim müşterilerim beni arayıp buluyorlardı o zaman. Çünkü terzilik öyle bir terzilikti ki, bayrama iki ay kala yok yetiştiremem derdim. Şimdi nerede? Hepsi bitti. Ne bir tane iki tane iş olacak da yapacaksın. Şimdi mesela iki tane ceket gelmiş, astarını değiştireceğim, paçasını yapacağım, kemerini dağıtacağım. Var ama bir tane takım elbise var o da acelesi yok diyorum. Gençler zannediyorlar ki hep böyle gidecek. Ben de çünkü öyleydim. Şimdiden gençlere mesuliyeti tattırmak lazım. Bazı şeyleri yap demeden kendisi yapacak genç. Eğer yap deyip de yapıyorsa o zaten geç olmaz. Gerçekten söylüyorum. İnsanlar bir işi var, çalışırken kafası bozuluyor, çekip gidiyor. Çünkü babasının parasını yemeye alışmış. Olmasa dahi babasından gene bekliyor. Ben askere gidince kadar aldım ama babamdan, askerlikten sonra hiç para almadım yani. Tamam, Allah'a dua ederim. Namazlarımı hep kılmaya çalışırım. Biraz geç başladık ama gene de iyiyim yani, çok şükür. Hiç bırakmam sonra. Hayatta mutsuz olmadım hiç. Olmadım desem ben. Hep mutluyum ben. Çok şükür.